şeyi zorla, olmayacak bir şeyi zorlamanın bir anlamı yok ki. İşte BM ile ilgili yaptığımız eleştirilerin sebebi de bu. 53 sene olmadı. Bundan sonra olacağının garantisi var mı? Yok ama siz işte yine görüşmeye devam edin. Tamam görüşelim de. Sonuçta ne elde edilecek? Veya başarısız olduğu zaman ne olacak? Rum tarafı yine masayı devirdiği zaman Kran Montana'da olduğu gibi, Anan planında olduğu gibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakları ne olacak? Bu konuda bir garanti var mı? Veremeyiz. Şimdi bunlar adaletli yaklaşıyor mu? Hayır, adaletli yaklaşmıyor. Şimdi bu adaletsiz yaklaşımı destekleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kişiler varsa onlar da kusura bakmasınlar. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini düşünmeleri gerekiyor. 53 sene beraber destekledik, çalıştık, olmadı. Bir 53 sene daha federasyon için boşa zaman harcayamayız. O yüzden egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm için. İki devlet kendi arasında herhangi bir işbirliğine gidebilir. Bunun örnekleri de var dünyada. Bunu anlatıyoruz. Birebir konuştuğumuz zaman tüm ülkeler de bunu kabul ediyor aslında. Esasen bu fikri ilk defa ben ortaya atmadım. İki devletli çözüm fikrini de ilk defa Anastasiadis ortaya attı. Yani biz federasyonun dışında formülleri müzakere ederiz diyorduk, genel konuşuyorduk. İki devletli çözüm bizim de aklımızda olandı. Ama ilk defa dile getirenlerden bir tanesi Anastasiadis oldu. Ama şimdi o ülkelerin baskısı sebebiyle Anastasiadis de adeta çark etti. Zaten müzakere masalarında da bunların ne kadar güvenilmez olduğunu bizzat ben kendim çok gördüm. Gerek Cenevre'de, gerek Kran Montana'da, diğer platformlarda gördüm. Maalesef böyleler. Ama bizim burada kararlılığımız tamdır. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyoruz Rumları çok seven akelci gruplar var. Onların düşüncelerine de kusura bakmasınlar. Ben fazla itibar etmem. Teşekkür ederim.